hayalleri, Latifi esprileri. Aymaz uykuda meraklı araştırır, bilgin uyarır, anlatır doğruları. Şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi. Hikmet öğretmen anlatır güzel her şeyi. İşte budur afacanların hikayesi. Kim başkan olacak? Sınıf başkanlığı seçimi var. Ben aday olmayı düşünüyorum. Acaba ben de mi aday olsam? Ne konuşuyorlar? Bugün sınıf başkanı seçimi olacak. Onunla ilgili galiba. Sen aday olacak mısın? Evet. Ya. Eğer ben başkan olursam öğretmen gelmeden önce konuşanlara kızmayacağım. O zaman herkes konuşur. Kibarca uyarırım. Demek başkanlık seçimi olacak. Dur ben şunlara minik bir şaka yapayım. Güçlü, sınıf başkanlığına aday olacak mısın? Evet. Sana bir teklifim var. Biz ikimiz aday olalım. Sen sınıfta olmadığında ben sınıfa göz kulak olurum. Mantıklı aslında. Evet. Sınıf başkanlığı için kimler aday olacak? Ben adayım, öğretmenim. Ben de adayım. Ben de. Öğretmenim, biz Güçlü ile birlikte aday olacağız. Ama çocuklar, iki kişi aday olamaz ki. Ne olur öğretmenim, hadi ne olur. Evet öğretmenim, biz çok istiyoruz. Peki. Evet arkadaşlar, adaylar kendileri için oy kullanabilir. Şimdi, kimler Şefkat'in başkan olmasını ister? Ben. İki oy var. Peki kimler Bilgin'in başkan olmasını ister? Ben. Aslında benim adayım Bilgin ama ben Güçlü ve Latife oy vereceğim. Bir yerde iki başkan olursa orası karışır demişti annem. Ne olacak acaba? Güçlü ile Latif'in birlikte başkan olmasını isteyenler kimler? Ben. Ben de. Aymaz, sen oy kullanmayacak mısın? Güçlü ile Latif son adaylar. Evet. Yeni sınıf başkanlarımız Güçlü ile Latif. Çünkü en fazla oyu onlar aldı. Yaşasın! Arkadaşlar, konuşmayalım lütfen. Öğretmenimiz birazdan gelecek. Latif, ben lavaboya gitmeliyim. Sen benim yerime bakar mısın? Tabii ki Güçlü, sen merak etme. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar, bence konuşabilirsiniz. Daha öğretmen gelmedi ki. Latif'le beraber başkan olmamız çok iyi oldu. Her şey daha da kolaylaştı. Şimdi bütün sınıf sessizce oturuyordur. Ne oluyor arkadaşlar? Neden konuşuyorsunuz? Latif konuşabilirsiniz dedi. Ne? Latif mi? Latif ne demek oluyor bu? Zil çalıyor. Hadi sınıfa gidelim Rüya. Arkadaşlar, öğretmenimiz biraz gecikecekmiş. Biraz daha teneffüs yapabiliriz. Ne? Hayır. Diğer sınıflar derse başladı bile. Rahatsız olabilirler. Herkes sınıfa girsin. Öğretmenimiz gelene kadar kitap okumalıyız. Hayır arkadaşlar. Sessizce burada durabilirsiniz. Çok ilginç. Benim uykum geldi. Sınıfa gidiyorum. Ne? Kimin dediğini yapacağız şimdi biz? Biri sınıfa gidilecek diyor, biri dışarıda durun diyor. Tabii ki benim dediğimi yapacaksınız. Çünkü ben başkanım. Ne? Ben de başkanım. Evet, teknik olarak ikiniz de başkansınız. Çünkü ikiniz için oy kullanıldı. Ben anlamam. Herkes sınıfa girsin. Kitap okuyacağız. Hayır, arkadaşlar, girmek zorunda değilsiniz. Latif,
Gel bakayım buraya. Anne! Herkes sınıfa gelecek dedim sana. Hayır, dışarıda duracağız. Anne! Oy, kafam. Ne oluyor çocuklar burada? Anlaşıldı. Anlatın bakalım arkadaşlar. Ne oldu burada? Güçlü bir şey dedi. Latif bunu kabul etmedi. Ve kavga çıktı öğretmenim. Sınıf başkanı iki tane olunca olmuyor öğretmenim. Aslında bu bilinen bir şeydi ama test etmiş olduk. Çok iyi. Bunu not defterime yazmalıyım. Yeni bir başkan seçelim öğretmenim. Durum iyice anlaşıldı. Bir sınıfta iki başkan olmaz arkadaşlar. Ben aslında bunu görmenizi istemiştim. Evet öğretmenim, aynen öyle oldu. Aslında bunu anlamamız için dünyamız bize çok güzel bir örnek. Nasıl yani? Dünyamız ne kadar düzenli, ne kadar güzel değil mi? Çiçekler, böcekler, ağaçlar, gezegenler, her şey. Evet öğretmenim. Bu neden böyle biliyor musunuz? Çünkü Rabbimiz öyle yaratmış. Aferin meraklı. Ayrıca Rabbimiz birdir. Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı anlaşmazlık olur ve düzen bozulurdu. Evet, kainattaki her şey çok düzenli. Çünkü Allah bir. Evet çocuklar, aferin. Şimdi sınıfımıza yeni bir başkan seçmeliyiz. Kim aday olacak? Ben adayım öğretmenim. Ben de. Kanalımıza abone olmayı, alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Thank you.